Sonra bence oyun atınca server'a bana laf atmaya başladılar. Türkçe. Ben de cevap vermedim tabii ki abi. Çünkü yani rahatsız oluyorum, utanıyorum. Yani herkesin yabancı olduğu bir ortamda Türkçe spamleyen insan olduğu zaman ben onların adına utanıyorum. Utanıyorum ya. Çocuğum bir artık şey noktasına geldi. Git Türkçe öğren amına kodum dedi bir tanesine. Ben kıpkırmızı oldum abi. Ondan sonra çocuk dedi ki ya dedi bu cahonun da dedi götü kalkık amına koyayım bak bize cevap da vermiyor dedi. Ne diyeyim ki ben sana? Yani bak İngilizce bilmek zorunda değilsin. Konuşma abi o zaman. Doğduğun köyde yeni doğan bütün çocukları şimdi Konuşma sana yani. bakıyor. Ha bu amına koyayım Recep İvedik'ten sonra bu ülkeye bir şey oldu. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yani belirli bir şey kesimin sen söyle adını. Cahil kesimin içinde devamlı sakladığı bir şey vardı. Aslında sadece Recep İvedik de değil. Bunun siyasetle de alakası var. Ülkedeki genel politikayla da alakası var. Belirli bir kesimin kafasında devamlı şu vardı. Ya amına koyayım okumuştan olmuş doktorunu sikeyim. Rassamaha. Hayat okulundan çıktık. Ya abi yapma işte ya. Yani yapma. Ne gerek var ki? Yani Recep İvedik'te şu oldu. Adam gidiyor yurt dışına. Yok taş çağını kaşıyor. İşte orada efendime söyleyeyim entel dantel adamın suratına geğiriyor falan. Ne anlatıyorsunuz ki? Yani ne accomplishleniyor? Ve bunu gerçek hayatta yaşayan insanlar varmış. Onu gördük abi. Betizim mi ne? Bir tane kız var. Allah aşkına yani bütün vücudum titredi ya. Bütün vücudum titredi ya. Ukrayna'ya gitmiş sanırım. Burası sanırım Ukrayna. Yoldaki insanlara bağıra bağıra Türkçe bir şeyler söylüyor. Hep beraber bir utanalım mı? Eve. Hadi. Sokak köşesinde. Önüne bak önüne düşeceksin. Bırak o telefonu. Kup. Şimdi işin daha trajikomik tarafını söyleyeceğim. Bu kızın 1 milyon üstünde takipçisi var. 1 milyonun üzerinde takipçisi var bu kızın. Ve bu insanlar niye gülüyor biliyor musun? Hoşuna gittiği için gülmüyor. Ya şu an şu gülüş ne biliyor musun? Meczup mu acaba amına koyayım? Yani deli biriyle mi muhatabım şu anda? Acaba deli mi? Yani ne oluyor burada gülüşü bu? Çünkü insanlar hayvan değil, insanlar kaba değil. İnsanlar öküz değil. Ve bu kız gibi görgüsüz değiller. Yani kafasını alıp mesela orada betona gömmek istemiyor adam. Sinirlenmek istemiyor. Manyaktır diyor. Herhalde bağırır bağırır bir şeyler saçmalar gider diyor. Yani şimdi abi mesela sen ondan sonra mesela chatte Lord Widow var. Lord Widow üniversitesini bitiriyor. Master için yurt dışına gidiyor abi. Diyor ki Lord Widow. Selamun aleyküm diyor. Nasılsınız diyor. Ben diyor Lord Widow. Aa diyorlar Lord Widow. Nerelisin kanka? Kanka diyor ben Türkiye'liyim. Türk'üm diyor. I'm from Turkey diyor. I'm Turkish diyor. Oh yeah. Ondan sonra mesela bu adama verdiyse o selamı Lord Widow. Bu da diyor ki kendi kendine bu adamda. Ben bir Türk'le tanışmıştım, görmüştüm. Allah'ım ben hayatımda böyle cahil bir yaratık görmemiştim. Bir ön yargıyı yerleştiriyor. Şimdi bu tip insanlar yüzünden ya da sadece bu kız da değil. Mesela düğün konvoyunu durduran, trafiği durduruyorsunuz, trafiği aksatıyorsunuz diye düğün konvoyunu dağıtmak isteyen Hollanda polisine kafa atan göçmen Türk. Mesela onun yüzünden de sen bir gün yurt dışına gittiğin zaman, çünkü arkadaşlar kusura bakmayın yani eğitimin hasını almak istiyorsanız yurt dışına gitmek zorundasınız. Bizde eğitim yok. Bizde eğitim olamaz çünkü bir üniversiteye yatırım yok, iki üniversiteler özerk değil. Özgürlükleri yok. İstedikleri gibi at koşturamıyorlar. İstedikleri gibi istediği şeyin araştırmasını yapamıyorlar. Bizde papaz eriği var. Şimdi mesela yurt dışına sen gidiyorsun. Gerçekten eğitimin hasını almak istiyorsun. Tamam mı? Adam seninle tanıştığı zaman aklına bir önceki Türkler geliyor. Mesela kendi ülkesinde yerleşik olarak yaşayan Türkler geliyor. Ya da böyle tatile gidip böyle davar davar hareketler yapan Türkler geliyor aklına adamın.
Adam sana bir kere kafasına yerleştiriyor. Diyor ki aa diyor bu da öyle bir Türk diyor. Sonra olmadığını anladığı zaman en acısını söyleyeyim mi size? Benim yaşadığım. En acısını söyleyeyim mi? En acısı bana en çok koyan. Adam senin böyle bir davar olmadığını anladığın zaman ne diyor biliyor musun? Ha diyor sen o Türklerden değilsin. Sen iyi Türklerdensin. İyi olan Türklerdensin. Sen farklısın diyor. Bu ne kadar acı bir şey biliyor musunuz? Tahmin bile edemezsiniz. Gerçekten vatanını, milletini seven bir Türk için çok acı bir şey bu. Ben bunu o kadar çok yaşadım ki, yurt dışında 13 yıl yaşamış bir insan olarak, o kadar çok yaşadım ki ve o kadar çok utandım ve üzüldüm ki anlatamam size. Ha, kimisi için de bu bir iltifat gibi geliyor. Mesela diyor ki, aa sen Türklere benziyorsun. Ha, neye benziyorum? İtalyan gibi miyim aslında? Yani? Böyle Avrupalı gibi falan mıyım yani? Böyle şey miyim yani? Hani, Türkler pis biliyorum. Ben neyim peki yani? Söylesene neyim ben? Falan. Bir de bu tipler var yani. Bunlar mesela ağzına direkt tahta kaşık sokmalık tipler. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle genzine kadar ittireceksin tahta kaşığı. Bir keresinde partiye gitmiştik Polonya'da. Bir tane kız geldi, gelir gelmez ilk söyledi şey şu oldu. Ne kadar çok Türk var burada. Oh. Türk bir arkadaşın doğum günüydü. Tabii yabancılar da var. Tamam çok Türk var burada. Siktir git amına koyayım. Ne anlatıyorsun ki yani? Sen de Türksün, gerizekalı. Aptal. Ne anlatıyorsun ki yani burada? Kime neyi satıyorsun? Ya bir de böyle tipler var. O tipler de ayrı bir ilginç. Bu kızın cringe'den cringe'e atlayan ve bu kızın 1 milyonun üzerinde takipçisi var ve bunu izleyip gülüyorlar falan düşünse abi bir düşünür müsün ya? 1 milyon insan abi biz 80 milyonuz bak 80'de biri insanlarımızın belki daha da çok olurdu ama işte Instagram kullanmayan var, internet kullanmayan var, teyzeler, dayılar, halalar var. 1 milyon üzerinde insan bu şahsiyeti takip edip keyif alıyor. Buyurun. Kurban olurum gelinim Emintaz abi. Kredi borcum var diye ağlıyorsun. Bak o son gün yengemin emeklerin senin burnundan geldi. Yani bu evi buradan aldığıma yemin olsun beni pişman ettiler ya. Oğlum gidin evinize. Canım yanlış notadan giriyorsun. Ben... Çağına beni. Ay keşke atlama sayede operadaki sahneler çok iyi ya. Operadaki sahneler çok iyi. Operadaki sahneler de şey falan diyor böyle. Bu ne ya bağırıyorlar falan diyor. Şey diyor işte. Telefonunu kapat dediler. Niye kapatayım ki telefonumu falan. Abi çok ay. Çağır sevgilim. Dırırın. İstersen şahidin olurum seni. Adam müzik çalmayı bıraktı şu an. Yani diyor ki. İçinden bir siktir olup gider misin yani salar mısın beni bir sanatımı icra edebilir abi. Bu kadın kim diye soran olursa komik mi sıkı basıyorsun notaya çabuk hadi ne oldu tabi ses duydun feleği şaştı kral çocuk. Oh yeah. Neydi o? Mesut muydu o? Bir milyon aboneli Mesut Reis var abi. Onun kısa bir versiyonu vardı ya. Bir dakika. Onun şey bir versiyonu vardı. Bir videosu vardı böyle. Kısaltılmış bir videosunu yapmışlardı. Onu bulabilir misiniz abi? Onu bir bulabilir misiniz? Onu bir bulsanıza. Bir cringe'den cringe'e koşalım mı bir? Bir cringe'den cringe'e koşalım mı ya?
Hadi hadi bul hadi. Hadi bul hadi. Bir de sokak ortasında çığlık atan bir kız vardı. Allah onu da bulun abi.